Selamlar. Yepyeni bir Popüler Sohbetler videosuna hoş geldiniz. Gündemin yavaş yavaş hareketlendiği bu dönemlerde Popüler Sohbetler konsepti içinde oldukça güzel malzemeler yakalıyoruz. Üzerinde konuşmak istediğim pek çok haber var. Bundan dolayı da daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Eğer abur cuburlarınız ve kahveleriniz hazırsa videoyu başlatıyorum. İlk haberimiz Rihanna cephesinden geliyor. Bildiğiniz üzere uzun yıllardır sessizliğini koruyan Rihanna, 2023 Şubat ayında yapılacak olan Super Bowl'da büyük bir şovla geri dönecek. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Rihanna, o geceki şovuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Bir sürü kültürü birleştirmek istiyorum. Eğlencenin farklı yönlerini ve zevk aldığım şeyleri bir araya toplayarak sahneye getirmek istiyorum. Özetle yaptığım müziği büyük sahne şovlarıyla birlikte kutlamak istiyorum. Uzun yıllardır Super Bowl için bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Çünkü zaten sahnede iddialı şov sergileyecek olan sanatçı sayısı 2 ya da 3 kişiyi geçmeyecek vaziyette. Rihanna da bunlardan bir tanesiydi. Ki bana soracak olursanız yıllar süren sessizlikten sonra Super Bowl muazzam bir geri dönüş sahnesi olacak. Kariyeri hitlerle dolu olan bir kadın için gecede söylenecek şarkıları belirlemek bence bayağı bir zor olacak ki ben de sıkı bir dinleyicisi olarak hangi şarkılara yer vermesi gerektiği konusunda emin olamıyorum. Ancak yine de şöyle bir şey var ki ne söylerse söylesin bize muazzam bir gece yaşatacağına eminim. Sıradaki haberimiz ise Ariana Grande cephesinden geliyor. Normalde her yıl sık sık yeni müzik yayınlayan Ariana uzun bir süredir gizlilerini koruyarak kariyerini yavaş bir şekilde ilerletmeye devam ediyor. Bir süredir yeni müziğiyle ilgili haber alamadığımız Ariana'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı story ile birlikte müzikal çalışmalarına geri döndüğünü görmüş olduk. Cidden uzun süredir Ariana ile alakalı hiçbir haber yapamıyorum. Ya popüler sohbetler konseptine dahil bile edemiyorum. O kadar kendisiyle alakalı haberimiz yok. Müziğini çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesi. Her yıl albüm yayınlama olayına ben de çok sıcak bakmıyorum. Ki Positions gibi bir albümden sonra bence ara vermesi çok iyiydi. Çünkü albüm gerçekten pek çoklarının onayından geçememiş. Daha doğrusu herkes Ariana'dan çok daha iyisini bekleyecek durumdaydı. Çünkü zaten Ariana çok daha iyisini yapmış ve yapabilecek bir potansiyelde bir kadın. Bununla birlikte de kendi kişisel kozmetik markasına yoğunlaşmıştı. Sanatçıların kozmetik markalarıyla alakalı düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Hiçbirine bayılmıyorum. Hiçbiri de umurumda değil. Bunların arda kalan zamanında Ariana'nın müziğe dönmüş olması 2023 için heyecanlanabileceğimiz sebeplerden bir tanesi. Sıradaki haberimiz ise oldukça ilginç bir haber. Efsanevi müzisyen John Lennon'ı ve kendisinin bir hayranı tarafından vurularak öldürülüşünü hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler için de geçtiğimiz aylarda bu konuyu ele aldığım bir video yayınlamıştım. Kanalın videolar bölümünden bu içeriğe ulaşabilirsiniz. Onca yıldan sonra John Lennon'ın katilinin yaptığı açıklama müzik dünyasında oldukça konuşuldu. John Lennon'ın katili Mark Chapman yıllar sonra neden bu cinayeti işlediğini açıkladı. Ne yaptığımı biliyordum ve bunun kötü olduğunu da biliyordum. Yanlış olduğunu da biliyordum ama şöhreti o kadar çok istiyordum ki her şeyimi vermeye ve bir insanın canını almaya razıydım. Ünlü biri olmak istiyordum ve bu isteğimi hiçbir şey durduramayacaktı. Karşımızdaki insanın ne kadar hastalıklı ve ne kadar sağlıksız olduğunu görebilmek için şu açıklamalara bakmak yeterli diye düşünüyorum. İnsanların kavram kargaşaları o kadar yüksek seviyelerde ki birini öldürmek, birinin hayatını sonlandırmak ve bununla gelecek olan kötü şöhrete bile okey diyebilecek kadar insanlar şuursuzlaşmış durumdalar. Kaldı ki zaten bu şöhreti elde etmek ya da şöhreti istemek değil, insanların iyi ya da kötü, sevgi dolu ya da nefret dolu bir şekilde kendisinden bahsettirme isteği. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi milyonlarca ruh hastası toplumun içinde, sokakta, mekanlarda, restoranlarda yanımızdan geçiyorlar ve bizlerle yaşıyorlar. O yüzden bu tarz açıklamaları çok da şaşırtıcı bulmuyorum. Ki günümüzde zaten insanların akıl sağlığını koruması da neredeyse imkansıza yakın bir seviyeye geldi. Sıradaki haberimiz ise son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri olan Twitter'la alakalı. Bildiğiniz üzere Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alarak pek çok kuralı değiştirmeye başladı. Elon Musk'ın bu hamleyi yaptıktan sonra elde edilen verilere göre Twitter kullanımı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış. Yüksek ihtimalle bu seviyenin yükselmesinin sebebi de insanların bu haberle birlikte Twitter'ı daha çok merak etmelerine dayanıyor diye düşünüyorum. Bana soracak olursanız Elon Musk Twitter'ı tüm amacından saptıracak ve Twitter'ı Twitter yapan bütün özelliklerinden uzaklaştıracak. Karakter sayısını arttırmak, mavi tiki para karşılığında satın aldırtmak ve şu an aklımıza gelmeyen pek çok şey yakın zamanda Elon Musk tarafından devreye sokulacak
sokulacak. Ben açıkçası bu durumu kesinlikle desteklemeyen bir insanım. Yani bana soracak olursanız Elon Musk gibi bir manyağın Twitter'ı çok da amacına hizmet edecek şekilde kullanacağına inanmıyorum. Neler olacağını da yakın zamanda muhakkak göreceğiz diye düşünüyorum. Sıradaki haberimiz ise Taylor Swift cephesinden geliyor. Bildiğiniz üzere Taylor Swift eski albümlerinin kayıtlarını tekrar yaparak tekrar piyasaya sunuyor. Geçtiğimiz hafta ise Taylor Swift'in 2017 yılında yayınladığı benim için kutsal olan Reputation albümü üzerinden resmi olarak 5 yıl geçmesi sebebiyle artık Taylor Swift için tekrar kaydedebilme özelliğine sahip oldu. Yani Taylor'ın bir albümü tekrar kaydetmesi için o albümün yayınlanmasının üzerinden 5 yıl geçmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz günlerde de Reputation'ın yayınlanmasının üzerinden tam olarak 5 yıl geçmişti. Bu da demek oluyor ki Taylor Reputation'ı yakın zamanda tekrar kaydedip umuyorum ki 2023 senesi içerisinde tekrar yayınlayacaktır. Bu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum ki hepinizin de bildiği üzere Reputation benim en favori Taylor Swift albümü. Taylor'ın Türk takipçilerinin neredeyse %90 ile iletişim halindeyim ve hepsi benim Reputation'ı ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı da size şunun sözünü bu video eşliğinde vermek istiyorum ki Reputation'la ilgili ve bu albümün benim için neden özel olduğuyla ilgili sizlerle daha fazla konuşmak için Taylor Reputation'ı tekrar yayınladığında hiç yapmadığım bir şey yapacağım ve ben de yıllar önce yayınlanmış bir albüm için analiz videosu çekeceğim. Ki zaten bana bunu yaptıracak olan tek albüm de Reputation olacaktır diye düşünüyorum. Yani anlayacağınız o ki Taylor Reputation'ı tekrar yayınladığında bu kanalda sırf sizler için Reputation adına özel bir analiz videosu çekeceğim. Bunu da bu haber eşliğinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıradaki haberimiz ise Katy Perry cephesinden geliyor. Katy Perry geçtiğimiz hafta CMA Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısında karşımıza çıktı. Karşımda gördüğüm kadın sanki 20'lerin ortasında parıl parıl parlayan Katy'ydi. Siyah saç bir insana ancak bu kadar yakışabilir. Onu tekrar bu kadar parlarken motive ve heyecanlı bir şekilde gördüğüm için çok mutluyum. Ki Katy'yi ve müziğini ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz. Umuyorum ki Katy de yakın zaman içerisinde çok iyi bir albümle geri döner ve biz de burada göğsümüzü kabarta kabarta Katy'nin yeni albümünün analiz videosunu çekip üzerinde sohbet edebiliriz. Çünkü gerçekten tekrar başarılı olup sektörü dominize etmesini istediğim isimlerden bir tanesi de Katy Perry. Sıradaki haberimiz ise Nicki Minaj cephesinden geliyor. Nicki Minaj geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kariyerinin 5. stüdyo albümünün yakında çıkacağını duyurmuş. Kariyerin 5. albümü için 4 yıl neden bekledi bilmiyorum ama Nicki ve yeni müziğini gerçekten özlediğimi söyleyebilirim. Fakat şunu da söylemek istiyorum ki Nicki rap dünyası için büyük bir ikon olduğu için ne yapsa muhakkak ses getirecektir. Fakat ondan bugüne kadar yapmadığı bir şeyler istiyorum. Yani bugüne kadar yapmadığı tarz bir albüm de yapabilir. Ancak bundan daha önemlisi artık Barbie stylingini bırakıp çok daha farklı bir lookla karşımıza çıkıp bizi hiç tanıştırmadığı bir konseptle tanıştırmasını ve bizleri tekrar şaşırtıp heyecanlandırmasını istiyorum. Bunu isteme sebebim de Nicki bunu başarabilecek sayılı müzisyenlerden bir tanesi. Umuyorum ki şu kanalda da Nicki'nin yeni albümün analiz videosunu çekerken bu videoya flashback oluruz ve bu söylediğim cümleleri hayata geçirebilecek bir albümle karşılaşırız. Sıradaki haberimiz ise Madonna cephesinden geliyor. Madonna Spotify'da tüm kredilerle 5 milyar dinlenme sayısına ulaştı. Bu başarıyla birlikte kendisi 1980'lerde çıkış yapan ve platformlarda bu sayıya ulaşan ilk kadın sanatçı olma özelliğini taşıyor. Ya keşke götüm yese de sizlere Madonna'nın kariyerini bir video serisi eşliğinde anlatabilsem. Birçoğunuz ne yazık ki Madonna'nın müzik kariyerini tam olarak bilmiyorsunuz. Müzik kariyerinin dışında hayatını ve endüstriye karşı verdiği mücadeleyle ilgili de pek çoğunuzun bilgisi yok. Bu da çok normal çünkü çoğunluğunuz yeni jenerasyonsunuz ve eski müzisyenlerin hayatlarıyla alakalı çok da fazla bir bilginiz olduğunu düşünmüyorum. Ama umuyorum ki bir gün profesyonel bir ekiple sizler için bir Madonna belgeseli hazırlayabilirim. Çünkü bu kadın gerçekten gördüğünüzden, sandığınızdan ya da takip ettiğinizden çok daha büyük bir kadın. Ki yaşayacağı son güne kadar da sanatıyla rekorlar kırıp tarih adını yazdırmaya devam edeceğine de eminim. Sıradaki haberimiz ise Christina Aguilera ile alakalı. Biliyorsunuz ki Christina benim Britney Spears'la birlikte gençliğimin en büyük idollerinden bir tanesiydi. Time Studios'un yaptığı habere göre Christina Aguilera'nın hayatını anlatacak bir belgesel filmi çekmek için Time Studios Rock Nation ile anlaşma imzaladı. Filmin direktörlüğünü ise Ting Pu isimli yönetmen üstlenecek. Birçoğunuzun Christina'nın hayatına dair çok fazla bilginiz olduğunu sanmıyorum. Ancak Christina da gerçekten sektörde var olup oldukça zor hayat yaşayan isimlerden bir tanesi. Sesi tartışmaya kapalı, sektörün gördüğü bana sorarsanız en iyi ses. Hayatında da bilmenizi isteyebileceğim inanılmaz detaylar var. Bu belgeseli kesinlikle en çok merakla bekleyecek isimlerden bir tanesiyim. Christina konusu açılmışken sırf Britney benim hayatımın en büyük ve en önde gelen isimlerinden biri olduğu için ağzımdan bugüne kadar Christina ile alakalı en ufak kötü bir şey
şey çıkmamış olmasına rağmen bütün magazin sayfalarında Christina ya da Britney haberi yapıldığında beni Christina Aguilera hateri olarak göstermeye çalışanlara inat, bu belgeseli izleyeceğim ve belgeseli umuyorum ki bir aksilik olmazsa videoda analiz videosu eşliğinde sizlerle paylaşacağım. Daha portakalda vitamin bile değilken Christina'ya ve Britney'e bayılarak dinleyen bana bu çamuru atanlar da pişman olurlar mı sanmam. Ancak benim çekecek olduğum Christina videosu da bu vesileyle birlikte size kapak olabilir. Sıradaki haberimiz ise Lana Del Rey cephesinden geliyor. Lana Del Rey geçtiğimiz günlerde kadrajlara yansıdığında önemli bir detay ilgimizi çekmişti. Lana'nın kadrajlara poz verdiği esnada kendisinin Taylor Swift'in Red yüzüğünü takarken görüntülenmiş. Lana ve Taylor arkadaşlığı bana geçen nadir samimi arkadaşlıklardan bir tanesi. İki kadın da kendi sanatlarını kendileri icra ediyorlar ve geçtiğimiz günlerde Snow on the Beach ile birlikte bu keyifli arkadaşlıklarını da işe dönüştürmüşlerdi. Hala ısrarla söylüyorum ki şarkıda Lana'ya doyamamakla birlikte umuyorum ki bu açık şarkının çekilecek olan video klibinde Lana'ya daha fazla maruz kalmamızla birlikte kapatılacaktır diye umut ediyorum. Çünkü bu ikilinin uyumundan oldukça keyif duyuyorum. Beni oldukça şaşırtan haberlerden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Rihanna'nın Loud albümü yayınlanalı 12 yıl olmuş. Arkadaşlar 12 yıl. Bu albüm yayınlandığında ben liseye gidiyordum. Saçma sapan bir insanla yaşadığım ilişkiden dolayı aşk acısı çekiyordum. Ve okula giderken bindiğim serviste kulaklığımı takıp 40 dakika boyunca aralıksız bir şekilde bu albümde yer alan Complicated şarkısını dinliyordum. Loud bana sorarsanız Rihanna'nın kariyerinin en iyi albümü ve bence kendisinin de zirvede olduğu güzellik ve başarı olarak da zirvede olduğu bir dönemdi. Her şeyi kabul edebilirim ama bu albümün üstünden 12 yıl geçmiş olmasını kabullenemem. Gerçekten inanılmaz. Sondan bir önceki haberimiz ise yine kraliçem Britney Spears ile alakalı. Biliyorsunuz ki Britney Spears ve müziğin efsanevi ismi Elton John'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı Hold Me Closer çok büyük bir ilgi görmüştü ve müzik listelerinde zirvesine ulaşmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hold Me Closer müzik videosu olmamasına rağmen İsviçre'de de kısa sürede 10 binlerce satış yaptığı için altın sertifikasına sahip olarak Amerika'dan sonra da Avrupa'da çeşitli ülkelerde başarı elde eden mükemmel bir şarkı halini aldı. Bununla birlikte Elton John'un yakın çevresinden elde edilen bilgilere göre Elton Britney'nin gücünün bu kadar büyük olduğunu düşünmediğini, karşılaştığı başarı ve ilgi karşısında çok şaşırdığını ve Britney ile daha önce yapmadıkları ve sıfırdan yapacakları bir şarkı yapmak ve pek çok kez düet yapmak istediğini belirtmiş. Müziğin efsanevi isimlerinin Britney ile ilgili şaşırdıkları şeylerdir bunlar. Britney'nin gerçekten küresel anlamda çok büyük bir kitlesi var ve insanlardaki kredisi sonsuz. Elton John'dan önce de benim müziğine aşık olduğum Giorgio Moroder'da Britney ile yaptığı Tom's Dinner isimli şarkıda Britney'nin bu kadar küresel ve büyük bir star olduğuna şaşırdığını, ismini bile duymadığı ülkelerde şarkısının Britney sayesinde bir numara olduğunu söyleyerek Britney ile tekrar çalışmak istediğini söylemişti. Gördüğünüz üzere hala Britney'ye iftiralar da atılsa, kasıtlı olarak açıklamaları manipüle edilse bu kadının dünya toplumu tarafından kredisi sonsuz. Özetle itler havlıyor diye kurtlar ulumaktan vazgeçmez. Gelelim geçtiğimiz günlerde sektörü en çok karıştıran ve sosyal medyada da en çok konuşulan haberlerden biri olan Selena Gomez gelişmesine. Selena'nın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı belgeselde yakın arkadaşı ve böbrek bağışçısı olan Francia Rasia'nın belgeselde hiç görülmemesi ve Selena'nın sektördeki tek gerçek dostum Taylor Swift diyerek bahsetmesinin üzerinden Francia'nın Instagram'da Selena'yı takip etmeyi bırakması birçok kişi tarafından dikkat çekti. Bu o kadar büyük bir tepki çekmişti ki Selena bunun üzerine bir TikTok videosunda tanıdığım tüm insanlardan bahsetmediğim için üzgünüm açıklamasını yaptı. Yani aslında Selena'nın belgeselde söylemek istediği şey çok netti. Selena hayatımdaki insanlar arasında değil, özellikle belirterek sektördeki insanlar arasında tek gerçek dostunun Taylor olduğunu söylemiş. Taylor'ın da bir müzisyen olduğunu baz alıp Selena ile bu endüstri içerisindeyken tanıştıklarını baz alacak olursak bu açıklamanın yanlış anlaşılmasının zor olduğunu düşünüyorum. Bana soracak olursanız Francia ve Selena arasında başka bir gerginlik ya da başka bir takım alınganlıklar var. Çünkü cümle bu kadar netken yanlış anlaşılması herhangi bir sorun olmayan arkadaşlıklar için pek de mümkün görünmüyor. Bu konuda benim atladığım bir detay ya da bildiğiniz başka bir şey varsa muhakkak yorumlarda benimle paylaşmanızı istiyorum.
Evet arkadaşlar, bir popüler sohbetler videosunun daha sonuna geldik. Bence oldukça keyifli bir haftaydı. Gördüğünüz üzere oldukça eğlendiğimiz bir haber serüveni oldu. Biliyorsunuz ki bana ve kanala vereceğiniz destekler çok önemli. Çünkü yine aylar sonra geçtiğimiz günlerde yayınladığım bir video Content ID telifi yiyerek ne yazık ki kanaldan kaldırıldı. Bu da demek oluyor ki emeklerimin karşılığını almam için sizin çektiğim videoları beğeni atmanız ve hala abone değilseniz abone olmanız gerekiyor. Bu yüzden de destekleriniz benim için çok önemli. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.